İstanbul'un manevi sahibi Eyüp Sultan. Manevi huzurunda bütün Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanıp tahta çıktığı gönüller sultanı. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz. Eyüp ve Eyüp Sultan. İstanbul'un sonsuz huzura açılan penceresi. İstanbul'un tesbih çeken eli. İstanbul'un dualı nefesi. Sular zikreder burada. Güvercinler zikreder. Burada İstanbul dua eder. Kainatın sultanını ziyaret eder gibi. Ebu Eyyub el Ensari Halid bin Zeyd Hazretlerini ziyaret eder İstanbul. Mekke. İslam güneşinin doğduğu kutlu belde. Alemlerin sultanı mukaddes görevini 13 yıl boyunca akıl almaz işkenceler ve zorluklarla sürdürür burada. Ve hicret emri gelir. Müslümanlar doğdukları ve sevdikleri beldeden ayrılmak zorundadır inançları uğruna. Nihayet Efendimiz de hicret yolundadır ve istikamet Medine'dir. Müthiş bir heyecan ve sevinçle karşılanırlar. Herkes misafir etmek ister Allahu Teala'nın sevgilisini. Ama bu şeref Eyüp Sultan Hazretlerine nasip olur. Şimdi yanı başımızda olmasıyla huzur ve ümit bulduğumuz Eyüp Sultan Hazretlerinin sevgili peygamberimizi misafir ettiği evi Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınındaki kıble tarafındadır. İstanbul'un manevi sahibi Eyüp Sultan Hazretleri Neccaroğullarındandır. Ve birkaç nesil ötede soyu Efendimizle buluşur. O Eshab-ı Kiram'dandır. O Ensar-ı Kiram'dandır. Sevgili Peygamberimiz Medine'ye hicret edince tam 7 ay evini şereflendirmiştir Eyüp Sultan'ın. O mihmandar nebidir. Ve Eyüp Sultan, Peygamber Efendimizle birlikte bütün savaşlara katılmış, ömrünün sonlarına doğru da 80 küsur yaşında müjde aşkıyla, şehitlik aşkıyla Bizans'ı kuşatmaya gelmiştir. O sancaktar-ı Resulullah'tır. Vahiy katiplerindendir. Alimdir. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilenlerin meşhurlarındandır. O Kurra-i Kiram'dandır. İşte yanı başımızdaki sevgili Eyüp Sultan, böylesine bir Allah ve peygamber dostu ve böylesine bir kahramandır. Eyüp Sultan Hazretlerine komşu olmak, sevgili peygamberimizin hediyesidir bize.
Çünkü burayı, İstanbul'u kainatın sultanı işaret etmiştir. Müjdelemiştir. İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onun askeri ne güzel askerdir. Ve bu müjdeye kavuşmak için yanıp tutuşan şanlı eshap, coğrafyaları aşıp gelmiş, Bizans'ı kuşatmıştır. Eyüp Sultan Hazretleri müjdeyi duyunca yaşına aldırmadan katılmıştır orduya. Allah yolunda şehitlik ve müjde heyecanıyla genç bir delikanlı olmuştur sanki. Dört halife devrini de idrak eden Eyüp Sultan Hazretleri'nin dahil olduğu ordu, Hazreti Muaviye'nin İstanbul'un fethi için tesis ettiği ordudur. Ancak zorlu çarpışmalar sırasında bu mübarek sahabi hastalanmış ve ecelinin yaklaştığını anlamıştır. Kendisini ziyaret eden ordu komutanına şöyle söylemiştir. Şayet burada vefat edersem, cenazemi hemen defnetmeyin. Ordunun gidebileceği yerin en ileri noktasına kadar götürün ve beni oraya defnedin. Peygamber Efendimiz'den duymuştum. Konstantiniyye'de kalenin yanına bir salih kişi defnolunacaktır buyurmuşlardı. Vasiyeti üzerine askerler naaşı eller üstünde ordunun vardığı en uç noktaya götürdüler. Tekbir ve dualarla defnettiler. İstanbul'un manevi fatihi ve sahibi olarak kabul ettiğimiz Eba Eyyub el-Ensari bu toprakları asırlardır şereflendirmiş ve nurlandırmıştır. Onun defnedilmesinden sonra ordu kumandanı Bizans Kayseri'ne haber yollamış ve "Burada yatan bizim büyüğümüzdür. Peygamberimizin mihmandarıdır. Ona gelecek en küçük bir zarar İslam dünyasındaki bütün kiliselerin yıkılmasına sebep olur" diyerek tehdit etmiştir. Gerek bu tehdit, gerekse peygamberimizin büyük sahabisi olması sebebiyle Hristiyanlar zarar verememiş, hatta Müslümanlar gibi mezarını ziyaret ederek manevi yardım dilemişlerdir. Latin istilaları sebebiyle yeri unutulan veya kaybolan bu nurlu kabir, İstanbul'un fatihi Sultan Mehmed'in arzusu ve onun mübarek hocası Akşemseddin'in keşfiyle bulunmuş ve hemen muhteşem bir türbe, muhteşem bir cami ve külliye yapılmıştır. Eyüp Camii, İstanbul'un ilk sultan camiidir. Sevgili Peygamberimizden birçok hadisi şerif de rivayet eden Eyüp Sultan, sadece İstanbul'a değil, bütün Anadolu'ya nur ve ışık saçan bir güneştir. İstanbul'un fethi için gelen mübarek sahabinin en büyüğü, en meşhurudur Eyüp Sultan Hazretleri. Ama elbette bu toprakları nurlandıran ve Peygamber Efendimiz'i görme şerefine erişmiş başka eshap da vardır civarda. Aslında bu Diyar-ı Rum'a mübarek beldelerden ilk geliş, hicretten 30-40 yıl sonra
Halife Hazreti Osman zamanında başlar. Galata'da bir Arap kolonisi peydahlanır. Hatta Müslümanlar İstanbul içlerine girerler. Halbuki iklim onlar için katlanılacak gibi değildir. Bizans siyasi çalkantılar içindedir. Çok büyük sıkıntılar yaşanır ve kahırlar çekilir. Hatta Karaköy'ün ismi bu kahırdan, yani Kahırköy'den gelmektedir. İşte insafsız saldırıların olduğu bir zamanda müminler kurşunlu mahzene, yani yeraltı camiine sığınırlar. Orada vuruşa vuruşa ölenlerin arasında iki sahabi vardır ve kabirleri de oradadır. Vehb bin Huşeyre ve Amr İbni As. Bu bölgede o zamanlardan kalma bir yadigâr da Arap camiidir. Kuşatma sırasında Bizans İmparatoru ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde Ayasofya'da ibadet izni verilen 25-30 kişilik sahabe grubu, Bizanslı gözü dönmüşlerin sözlerinde durmaması sonucu hemen oracıkta Ayasofya'nın önünde şehit edilirler ki onlardan biri de kabri Sultanahmet'te bulunan Abdurrahman Şami Hazretleri'dir. İslam alimlerinin kitaplarındaki bilgilere göre İstanbul'un koynunda yatan sahabelerin sayısı yüzlercedir, hatta binlercedir. Bilhassa kuşatmaların olduğu Karaköy tarafındaki zamanında deniz surları bulunuyordu ve Edirne Kapı, Ayvansaray arasındaki surların önünde. Kabirini ve makamını bilebildiklerimizin çoğu Eyüp civarındadır. Arabistan Yarımadası'nın yetiştirdiği en büyük dahilerden mübarek Ebu Said-i Hudri Hazretleri, Kariye Camii'nin yanı başındadır. Edirne Kapı surlarının dibinden Haliç'e inerken, Eğri Kapı önünde iki türbe, iki sahabi vardır. Hazreti Amr bin Sıddık ve Hazreti Hafir. Eğri Kapı'dan sur içine girince iki tabela, sağdaki yol Şube Hazretlerine çıkıyor. Soldaki ise Abdullah el-Hudri'nin nurlu kabrine. Surların Haliç'le buluştuğu noktada beş sahabe var. Belediyenin yaptırdığı parkın içinde ve civarında Ka'b bin Malik Hazretleri, Hamidullah el-Ensari Hazretleri, Efendimizin süt kardeşi Şeybetül Hudri Hazretleri, Ahmet el-Ensari Hazretleri,
ve Abdullah el-Ensari Hazretleri. Ve yine orada Muhammed el-Ensari Hazretleri. Balat, Edirne Kapı arasında uzanan Salma Tomruk Caddesi de dört sahabeye ev sahipliği yapıyor. Hüsam bin Abdullah Hazretleri, Cafer bin Abdullah Hazretleri, Hasan ve Hüseyin Hazretleri. Bunlar muhtemelen kuşatma ve çatışmalar sırasında sur içine girmeye muvaffak olmuş genç yiğitler. Efendimizin son yıllarına kavuştukları için haklarında detaylı bilgi yok. Sadece isimleri biliniyor. Eyüp'te, Nişanca mahallesinde Ethem bin Ebü'd-Derda, Hayvansaray'da Ebu Zer Gıfari, ve Hazreti Cabir bin Abdullah da nurlu kabirleri bilinen sahabelerden. Mübarek belde Eyüp. Eyüp Sultan Hazretleri'nin burada bulunması, bugün Eyüp diye andığımız bu mübarek beldenin tarih boyunca hep cazibe merkezi olmasını sağlamıştır. Camiler, mescitler, medreseler, türbeler, Eyüp semtinin hakim unsuru, karakteristiğidir. Eyüp'te manevi bir iklimi teneffüs eder insan. Tarih boyunca Eyüp, İstanbullunun ve hatta bütün Türkiye'nin her fırsat ve bahanede ziyaretgahı olmuştur. Türbenin hemen içindeki kademi şerif, içerideki manevi havaya ayrı bir zenginlik, ayrı bir heyecan katıyor. İlk önce Eyüp Sultan ziyaret edilir, düğünlerde, bayramlarda. Ve herkesin arzusudur vakti gelince Eyüp Camii'nden uğurlanmak son yolculuğa. Ve bu civarda defnedilmek. Onun içindir ki
Eyüp dendiği vakit, Eyüp Sultan Hazretleri ve diğer eshapla birlikte birçok isim gelir aklımıza. Murad-ı Münzevi Hazretleri, Baba Haydar Semerkandi Hazretleri, İsa Geylani Hazretleri, Mürteza Efendi, Ubeydullah ve Abdullah Kaşgari Hazretleri, Şeyhülislam Feyzullah Efendi, Ya Vedud Baba, Sokollu Mehmet Paşa, Sultan Reşat, Ebu Suud Efendi, ve daha yüzlercesi, binlercesi. Eyüp'ün, Eyüp Sultan Hazretleri ile başlayan manevi sembolizmi, Osmanlı sultanlarının halife olmasıyla ve bunun gereği olarak kutsal emanetlerin de Eyüp'e taşınmasıyla giderek yükselir. Bu dönemde Eyüp, Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra İslamiyet'in en önemli dördüncü ziyaretgahı haline gelmiştir. Tekkeler, medreseler, türbeler Eyüp'te giderek çoğalır. Bu sebeple Eyüp'ün Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişme dönemindeki rollerinden biri de, devletin halkla ilişkiye geçtiği tahta çıkma, bağlılık yemini, kılıç kuşanma töreni, sünnetlerde, doğumlarda ve zaferlerde kutlama yeri olmasıdır. Yeni tahta çıkan her Osmanlı sultanı Haliç üzerinden deniz yoluyla Eyüp'e gelir, Bostan iskelesinden karaya çıkar, yaya olarak Eyüp Sultan'ı ziyaret eder ve yeni padişah, burada törenle Halife Hazreti Osman'a ait kılıcı devrin önde gelen İslam büyüğünün yardımıyla kuşanır, Edirne kapı üzerinden kara yoluyla saraya dönerdi. Eyüp denince akla ilk gelenler, Eyüp Sultan Camii ve Külliyesi ile birlikte
Zal Mahmut Paşa Camii, Kaşgari Dergahı, Kar Yağdı Tekkesi, Yazılı Medrese, Feshane, Pierre Loti Tepesi ve kahvehanesidir. Diğer en önemli mimari abideler Mihrişah Valide Sultan ve Şah Sultan Külliyeleridir. Başta Mimar Kemalettin'in yaptığı sur dışındaki tek padişah kabri olan Mehmet Reşat Türbesi ile birçok hanedan mensubunun ve Sokollu Mehmet Paşa gibi devlet ricalinin türbeleri semte çok özel bir karakter kazandırmakta ve burayı aynı zamanda sosyal tarih açısından önemli bir belge hazinesi durumuna getirmektedir. Mimari özelliklerini kaybetmiş olmalarına rağmen, Eyüp atmosferini oluşturan cami ve mescit külliyeleri arasında Fatih Sultan Mehmet devrine atfedilen yapılarla klasik dönem eserleri önde gelmektedir. Mimar Sinan'ın bütün eserleri içinde en yoğun biçimde bir araya toplanmış olan mescit, türbe ve tekke gibi yapıları ise Eyüp'ün çok özel bir kimlik kazanmasını sağlamıştır. Eyüp'te cami, mescit ve tekkeler dışında çok sayıda medrese, mektep, kütüphane gibi eğitim kurumlarıyla han, imaret, hamam, namazgah, çeşme ve sebil gibi hayır amaçlı yapılar da inşa edilmiştir. Ama Eyüp'teki tarihi ve kültürel zenginliğin tamamını sayabilmek asla mümkün değildir. Eyüp ve Eyüp Sultan. İstanbul'un sonsuz huzura açılan penceresi. İstanbul'un tesbih çeken eli. İstanbul'un dualı nefesi. Eshabım kıyamet günü kabirlerinden kalkarlar ve vefat ettikleri memleketin müminlerinin önlerine düşerler. Onlara nur ve ışık saçarak Arasat meydanına götürürler. Ve metfun bulundukları belde halkına şefaatçi olurlar. İstanbul'un manevi sahibi Eyüp Sultan.